Sakarya'daki değerli kardeşlerim, burayı özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ekranları başında bizi izleyenlere de bunu özellikle anlatmak istiyorum. Sakarya'daki birinci ana bakım fabrikasına ilişkin çalışma bunlardan biridir. 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardında belli bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savunma sanayinin temellerini atan merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizlere, bizim çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar. Ülkemizin savunma sanayini 10 yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler şimdi çıkmışlar, utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar. Bu provokasyonun başını da Türkiye'deki adı ana muhalefet, ama ana muhalefetten başka ne derseniz var, başını CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böylesi bir meselede elbette yerli ve milli bir tavır beklemiyoruz. CHP'den böyle bir şey beklemek çok büyük yanlıştır. Zira 16 yıllık iktidarlarımız döneminde biz böyle bir şey onlardan zaten görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi hiç ummuyoruz, çünkü tarihleri boyunca böyle bir şey olmadı. 24 Haziran seçimlerindeki yegane başarısı bölücü örgütün siyasi uzantılarını meclise taşımak olan bir parti zaten başka türlü hareket edemez. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA'lardan rahatsızlık duyan milletvekillerinin bulunduğu bir parti elbette farklı davranamaz. Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, devletimizin yurt içinde ve yurt dışında katil sürülerine indirdiği darbelerden en az terör örgütleri kadar rahatsız olan bir partiden elbette başka türlü bir davranış beklenemez. Ben şahsen tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Buna da inanıyorum. Ancak yine de burada birkaç hususun altını çizmekte fayda görüyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, böyle bir durum olmadığı halde, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar. Tayyip Erdoğan böyle bir yola bugüne kadar tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Şimdi şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu CHP zihniyeti neyin satılacağını, neyin işletmeye açılacağını inanın bu işlerden anlamaz. Biz SEKA kağıt fabrikasını özelleştirdik. Orayı özelleştirdiğimiz zaman o zamanki genel başkanları hep beraber geldiler, oralarda eylemler yaptılar. Dedim ki bak yanlış yapıyorsunuz. Biz burayı özelleştiriyoruz. Ve burası yakın bir zamanda inşallah hem müze olacak, buradaki çalışanları da biz kamuda istihdam edeceğiz. Ve geri kalan bütün alanlar halka açılacaktır. Ve biz çalışanları Kocaeli Belediyesi'nde istihdam ettik. Ve şu anda işte o dev makinelerin olduğu bölgeler falan, oralar bir müze haline
dönüştürüldü, dönüştürülüyor. Ama bütün o açık alanlar, bahçeler şu anda Kocaeli halkının adeta piknik alanları, mesire alanları haline geldi. Hani millet bahçeleri diyorum ya, işte orası bir nevi millet bahçesi haline geldi. Şu anda Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından, ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir. İşte kısa bir süre önce Milli Savunma Bakanım yanında arkadaşlarıyla beraber oraya gittiler. Birlikte personelle bir cuma günü orada yemeklerini yediler ve onlara çeşitli açıklamalarda bulundular. Burada çalışan kardeşlerimizin özlük haklarında herhangi bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikamızın verimliliğini, üretkenliğini, teknolojik kapasitesini ve gücünü artırmaktır. Yani şu anda bu yatırımı yapan BMC niye burada bu yatırımı yapıyor? Neden yapıyor? İşte bu BMC Arifiye'nin işletmesini 25 yıllığına alan dev güçlü bir firmadır. Zira orada yapılacak olan işler, fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Şimdi orada yeni yeni oraya teknolojik belli ürünler, yatırımlar yapılacaktır. Ki bu 40-50 milyon doları bulacak bu yatırımlar. Onlar da orada yapılacak. Şimdi bu tür yatırımları yapacak ve işletmeyi orada çok daha feasible, rentable hale getirecek olan bir firmaya karşı daha adım atılmadan, işletme süreci daha tam başlamadan bu tür gösterilere girmek çok yanlış, çok çirkin. Şunu da söyleyeyim. Bu tür şeylere de kusura bakmasınlar, biz prim vermeyiz. Kaldı ki burada yapılan iş özelleştirme de değildir. Özelleştirme farklı bir şey. İşletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Olay budur. İşletmeyi devralacak firma mevcudu korumakla kalmayacak. Az önce ifade ettiğim yeni yatırımlarla fabrikayı daha da güçlendirecektir. İnşallah bu sürecin sonunda sadece işçilerimiz değil, silahlı kuvvetlerimiz ve milletimiz de kazançta çıkacaktır. Kaybedense sadece ve sadece yalan, kışkırtma ve iftira üzerinden siyaset yapmaya çalışan kifayetsizler olacaktır.